Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Şimdi e, fıstık oyası yapacağız ama bu liflerde topladığımız fıstık şekliyle yapacağız motifleri bu sefer. Sarı renk kullandım, mor kullandım. Şimdi sizinle birlikte bu pembeyi kullanacağım. Ortalarında serim halka kullandım. En küçük boy serim halkayı kullandım. Bunlar en küçük boy serim halka diye geçiyor arkadaşlar. Ee, yazmalarda kullanılan halkalardan. Bu şekilde en küçük boy serim halka bir tane çıkartalım. Serim halkayı kullandık. Modelimizde bu şekilde bir fıstık oyası. Dediğim gibi bu sefer lifi iplerin lif yaparken topluyoruz ya arkadaşlar o şekilde toplanarak yapılmış bir fıstıklı çiçekler. Şimdi ben arasına 4 tane yaptım bu işlemi. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Nasıl başladık hemen. Bu arada arkadaşlar elimdeki sarılık bu ara e, biraz böyle ellerimi sarı görebilirsiniz kaşıntı zaman çıktı. Aslında çok kötü çıkmadı. Biraz böyle şişti elim gördüğünüz gibi böyle bir şekilsizleşti. Ee, en azından yaralıp kanamıyor. Ama kremini kullanmak zorunda olduğum için o da böyle renk veriyor arkadaşlar elime. O yüzden ilaç yani. Şimdi ipimi tırabazla sabitledim. 2 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip bu ara noktasına girip kapattım. İki tane sık iğne yapıyorum. İki sık iğnesi yaptım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battı da sabitledim. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım 1 2 sık iğnesi yaptım 2 zincir çekip yandakinde sabitledim 2 zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu ara boşlar girip kapattım 2 adet sık iğnesi yapıyorum 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum 2 zincir çektim başına 1 aldım yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 zincir ara boşluktan girip kapattım 2 tane de sık iğnesi yapıyorum 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim benim aram bu kadar 4 tane yapmışım şimdi İki tane tığ battı boşluğu vereceğim. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu bir. İki zincir çekip yandakini de kapattım. Bu iki. Başına 5 kez aldım tığın bu noktada. Bir tane tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 Sonra 2 sonra, sonra, sonra iki sonra iki alıp geriye giderek bir yuvamızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yaprağımızı yapacağız bu yuvaya. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve yuvaya girdim. 2 2 2 2 çektim. Başı üç kez aldım girdim önce bir yer sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Sonra buraya sık iğne yaparak aşağı iniyorum 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım 7. yuvada sabitledim. Bu şekilde. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Başına 2 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 alıyorum. Bu noktada serim halkamızı alıyoruz arkadaşlar. Serim halkanın içerisine girip ipimi sabitledim. 3 zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. Bu 1. Serim halkada kapattım. 1 2 3 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2. 1 2 3 zincir çektim, girip kapattım. Bu 3. 1 2 3 zincir çektim, girip kapattım. Bu da 4. Toplamda 12 tane bu işlemi yapıp dönüyorum. Son kez 3 zincir çektim, yuvaya girip kapattım. Bu da 12 arkadaşlar. 12 tane bu işlemi yaptım. Şimdi bu araya bakın şöyle girip bir sık iğnesi yaparak burayı birleştirdim. Şimdi bu iki trabzan arasına girip sık iğnesi yaparak iniyorum. 6 tane sık iğnesi yaptım. 7. yuvada kapattım. Yine yaprak yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Başını bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. 2 çektim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. çektim, çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir son trabzan arası girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım 7. yuvada sabitledim bu şekildeyiz bakın şimdi dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girdim burada iki tane tığ battı boşluğu vermiştik bu tarafta da veriyoruz 2 zincir yanda kapattım 1 2 zincir yanda kapattım 2. Şimdi 2 zincir çekip vereceğim şu arayı yapıyorum. Başına bir alıyorum, yandakine giriyorum önce 1, sonra 2. Sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 zincir yandaki tığ battı da sabitliyorum. 2 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce 1 Sonra 2 sonra 2 alıyorum. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 2 tane sık iğnesi yapıyorum. Yani vereceğimiz aray verdikten sonra arkadaşlar burada olduğu gibi yine yapraklı zeminli yapıp ortasına da bu işlem yapacağız. Gördüğünüz gibi modelimizin zemini, alt kısmı bu şekilde oluşacak. Şimdi renkli ipimi aldım ve tığıma sabitliyorum düz yüzünden hemen şu yaprağın ucundan tutturuyorum başına bir alıyorum burada 12 tane yuvamız var ya arkadaşlar 3 zincirli başına bir aldım bu ilk yuvaya girdim ilmek alıp şöyle uzattım bu bir bakın başına aldım tırnağınızla tutun aynı yuvaya girdim ilmek aldım 2 başına aldım aynı yuvaya girdim ilmek aldım 3 başına aldım aynı yuvaya girdim ilmek aldım 4 bakın bu şekildeyiz ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim bir de burada kapattım 6 adet zincir çekiyorum bunun arasından girip tepesine kapatıyorum araya bir zincir başına bir kez alıyorum bir zincir çektim bakın bu ikinci yuvaya giriyorum ilmek alıp uzattım başına aldım bir tekrar ikinci yuvama girdim ilmek aldım uzattım iki başına aldım girdim ilmek aldım uzattım üç başına aldım girdim ilmek aldım uzattım dört dört kez ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim ve burada bir kapattım 6 zincir çektim. Bakın şöyle şu aradan girip tepe kısmında kapatıyorum. Bir zincir araya başına bir alıp üçüncü yuvama girdim ilmek alıp uzattım bir aynı noktaya gir ilmek al uzat iki başına bir al aynı noktaya gir ilmek al uzat üç başına al aynı noktaya gir ilmek al uzat dört ipin ucunu alıyorum. Hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu ara boşluğa girdim. Kapattım tepesinde. Araya bir zincir. Yine başına aldım. Bakın dördüncü yuvama giriyorum. İlmek alıp uzattım 1 2 başına aldım, girdim. İlmek alıp uzattım 3 ve 4 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim 6 zincir buradan aradan girip tepesinde kapattım araya bir zincir çekip işlemi aynı tekrar ediyorum bütün yuvalar dolana kadar arkadaşlar Evet arkadaşlar benim dalgınlığıma geldi şuraya e, bağlarken size göstermedim yani bütün yuvalara 12 tane yuvamıza bu işlemi yaptık son yaprağımızda yapınca şu yaprağın ucuna sık iğne ile sabitledim arkadaşlar sonra ipini koparttım aslında hep o noktaları gösteririm normalde ama bir an dalgınlığıma geldi ben tamamladım ve ipi de kopara verdim farkında olmadan bakın bu şekilde bir model çıktı ortaya İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.